Mekke'nin ardından Medine-i Münevvere'ye 5 ila 7 saatlik bir otobüs veya tren yolculuğundan sonra ulaşan hacılar eşyalarını otellerine bıraktıktan sonra Mescid-i Nebevi'ye namaza koşuyor. Edeben günde bir defa Peygamber Efendimiz'in kabrini selamlayan hacılar, nusuk uygulaması üzerinden randevu alınan Ravza-i Mutahhara'yı yani cennet bahçesini bir defa ziyaret edebiliyorlar. Baki kabristanı karşısında plastik bölmelerle oluşturulan padoklardan geçip tek sıra bekleyen hacılar, daha sonra geldikleri kafile ile birlikte cennet bahçesi diye bilinen alana girebiliyorlar. Peygamber Efendimizin namaz kıldırdığı minberiyle Hazreti Ayşe validemizin odasının bulunduğu yer olarak tarif edilen Ravza-i Mutahhara'ya alınan ziyaretçiler namaz kılıp bol bol dua ediyorlar. Grup olarak randevu alınabildiği gibi cep telefonunuzdaki uygulama üzerinden münferit olarak da randevu alınabiliyor. Ancak hac vizesi olan ziyaretçilerin ziyarete bir defa girme imkanı bulunuyor. Peygamber Efendimiz, kim benim minberim ve Ravzam arasını ziyaret eder ise cennettedir hadisi şerifi münasebetiyle bütün Müslümanlar bu alanda namaz kılıp dualar ediyor. Her ekibe 15 dakikalık bir süre veren görevliler, ikinci gruba almadan alanı boşaltıyorlar. Türk hacıları ise bu alanda bol bol tövbe, istiğfar edip namaz kılıp dua ediyorlar. Daha sonra Peygamber Efendimiz'i ve Hazreti Ebubekir ile Hazreti Ömer Efendilerimizin kabri önünden geçen hacılar, güçlü bir hissiyat ile Mescid-i Nebevi'den ayrılıyorlar. Thank you.